Evet, bunun ardından da hani depremin önceki dönemindeki sorumlulukları ayrı, müdahale edememiş olmaları ayrı, bir de 10 ilde OHAL ilanıyla başladılar işe. Oysa uzmanlar afet bölgesi ilan edilmesinin önemine dikkat çekiyorlardı. OHAL ilan edilmesiyle afet bölgesi ilan edilmesi arasında nasıl bir fark görüyorsunuz demokrasi açısından? Esasen içinde yani demokrasi açısından bunların tarifleri var yani olağanüstü hal ne demek, seferberlik hali ne demek, afet bölgesi hali ne demek falan ama şimdi buradaki ayrımlar bugün karşı karşıya kaldığımız yönetim düzeni hani tekrar sistem demekten kaçtığım için bugünkü sistem denen şey neyse onun karşısında bu ayrımların hiçbir önemi yok. Ben bu olağanüstü hal kararını aldığı zaman ve ilan ettikleri zaman şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki olağan halde yani 2017'de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra olağan dönemde, olağan halde hangi yetkiniz yoktu ki olağanüstü hal ilan ederek o yetkiye kavuştunuz? Çok doğru. Halbuki zaten öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız ki zaten her türlü yetkiyi kullanabilen bir organ, bir merkez, bir merci var. Zaten işte bunları kullanabiliyordu. Siz de belki takip etmişsinizdir. Olağanüstü hal kararı ilan edildi. Ondan sonra alınan kararlar, o hal kararnamesi olmamış olsaydı alamazlar mıydı? Alsalar da onlara ya bir dakika ne yapıyorsunuz yetkinizi aştınız diyen herhangi bir hukuk devleti içerisindeki herhangi bir kurum, herhangi bir organ var mı? Buna itiraz edebilecek bir yapı var mı? Esas sorunumuz bu. Yani bütün kurumlar törpülendi, bütün kurumların itiraz imkanları ortadan kalktı, bütün kurumların kendi sınırlarını koruyabilme kapasiteleri, güçleri ortadan kalktı. Dolayısıyla bütün güçler tek bir yerde toplanmış oldu. Bugünkü karşı karşıya olduğumuz şey, hani diyorlar ki başkanlık sistemi, işte onun yani bugünkü sistemi anlatırken avantajlarını, yani bugünkü sistemin avantajlarını anlatırken bize başkanlık sistemini anlatıyorlar. Ama bugün karşı karşıya olduğumuz şey bir başkanlık sistemi değil. Başkanlık sistemi özünde kuvvetler ayrılığına hem de sert kuvvetler ayrılığına dayanır. Ne demek kuvvetler ayrılığına? Yürütme ile yasama birbirini denetler. Yürütme ile yasama birbirini dengeler. Şimdi öyle bir durumumuz var mı? Hele yargıyı tamamen ayrı tutuyorum. Yargı bu ikisinin de dışında. Bağımsız ve tarafsız, tam yetkili, tam güçlü, kendi alanına hakim ve yürütmenin her türlü işlemini denetleyebilir bir konumda yargı. Onun dışında yasamayla yürütme de birbirini dengeleyebilen, denetleyebilen bir yapı içerisinde olması lazım başkanlık sistemlerinde. Bugün öyle mi? Bugün daha Sayın Cumhurbaşkanı aklından geçirirken diyor ki ortada bir şey yok hani kararname yok meclise sevk edilmiş falan yok başka konularla da söylüyorum sadece bu son OHAL kararnamesinden bahsetmiyorum aklından herhangi bir konuyu geçirirken diyor ki önümüzdeki hafta meclisten geçireceğiz ya Evet. nereden biliyoruz geçireceğimizi o meclisteki parlamentoda bulunan parlamenterlerin iradeleri yok mu onlar bakalım ne diyecekler. Gelecekler bunu müzakere edecekler. Belki karşı çıkacaklar. Belki değiştirecekler. Değil mi? Normal şartlarda böyle olması gerekmez mi? Eğer bir başkanlık sistemi ise ve yürütme ile yasama birbirini dengeliyor ise böyle olmaz mı? Hayır. Öyle değil. Tam tersi efendime söyleyeyim. Öyle olacağı baştan zaten biliniyor. Bunun aksine de hiçbir örneğini 2017'den bu yana hiç yaşamadık. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız yani daha doğrusu ben hep maruz kaldığımız diyorum yönetim biçiminin başkanlık sistemiyle hiç alakası yok. Dolayısıyla başkanlık sistemi güzellemeleri yaparak parlamenter sistem eskisi çok kötüydü. Şimdi geldiğimiz noktada çok daha iyi bir yönetim sistemiyle karşı karşıyayız. Güzellemelerinin hiçbir anlamının olmadığını maalesef. Bu son büyük deprem felaketiyle gördük ama tekrar söylüyorum çok pahalı bedellerle bunu gördük. Çok pahalı, çok yüksek bedelle bunu tecrübe ettik.
Bunu böyle yapmamıza gerek yoktu. Dünyada bu işleri yapan, şimdiye kadar uygulayan, efendime söyleyeyim deneyimleyen birçok medeni demokratik ülke var. Başkanlık sistemini söylüyorsan da onu da deneyimleyen birçok demokratik hukuk devleti örnekleri var. Parlamenter sistemi de açısından da örnekler var. Biz başkalarının deneyimlerini tekrar tekrar efendime söyleyeyim ilk defa kendimiz icat ediyormuşçasına bunun peşine düşüp böyle ağır bedeller ödemek zorunda değiliz. Bir şey daha burada ifade etmeliyim. Buyurun, biraz da yani rahatsız olduğum bir mesele. Böyle ucube işler yani kendi kendimize uydurduğumuz yani sistem olmayan düzenlere biz Türk tipi demeye başladık. Ekonomide yani, de var bu değil mi? Evet tam onu söyleyeceğim. Yani sadece şimdi ne bilimden uzaksak yani mesela siyaset biliminden uzak efendim anayasa hukukundan uzak bir şey icat ediyoruz, uyduruyoruz. Ucube bir şey. Adına diyoruz ki Türk tipi başkanlık ya da Türk tipi yönetim sistemi. Yahut ekonomi biliminden fersah fersah uzak bir model geliştiriyoruz. Adına diyoruz ki Türk tipi ekonomi modeli. Yahu niye ne münasebet yani niye Türkiye, Türklüğe, efendim Türkiye'ye, Türk insanına hakaret ediyoruz? Değil tamam mı? Nebati modeli değil. Ne derseniz değil. Ya hatta efendime söyleyeyim öbürü için bu anayasa için yani uçum modeli deyin yani Mehmet uçum modeli, Şentop modeli deyin, Erdoğan modeli deyin. Yani Türk tipi modeliler, Türk tipine niye diyoruz yani? Ne hakla diyorsunuz? Türk tipi sistem. Efendim bu yani ucube bilimden, bilimin gereklerinden, bilim derken de illa fen bilimlerini kastetmiyorum elbette. Hukukun ve ekonominin, ekonomi biliminin gereklerinden uzak bir takım uyduruk modeller üzerine bir üstelik de ısrar ediyoruz. O ısrar ettiklerimize de haksız yere ve hadsiz yere Türk tipi diyoruz. Ne münasebet? İşte,